Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Bu sunumumuzda sizlere KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı ile ilgili bir bilgilendirme sunumu gerçekleştireceğiz. Bu sunum İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Dilerseniz vakit kaybetmeden sunuma başlayalım. Sunumun içeriğine girecek olursak, sunum ilk olarak stratejik ürün destek programının uygulama esaslarıyla bir giriş yapacağız, özetleyeceğiz. Daha sonra da stratejik ürün destek programı başvuru formu nasıl hazırlanır şeklinde sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Sunumu başlatıyorum. Stratejik Ürün Destek Programı KOSGEB tarafından faydalanılan bir programdır. Bu programın amacı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülen teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı kapsamında Türkiye'de orta yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli. Bu NACE Revize 2 listesi diye bir şey var KOSGEB'de. Buradan takip edebilirsiniz. Vergi levhanızda yazan NACE koduna göre orta yüksek veya yüksek teknoloji seviyeli sektörlerden birine dahil misiniz değil misiniz diye. Çünkü düşük veya orta düşük teknoloji seviyesine sahip işletmeler bu destekten faydalanamıyorlar. Seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin bu sektörlerin gelişimi için kritik önem haiz ürünlerin üretimini arttırmaya yönelik küçük ve orta büyüklükteki işletmelere ait yatırım projelerinin desteklenmesi amaçlanmakta bu program kapsamında. Bu program Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülen teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı kapsamında kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB'e yönlendirilen küçük ve orta büyüklükteki işletmelere KOSGEB tarafından uygulanacak esasları kapsamaktadır. Şimdi nasıl başvuru yapılabiliyor? İlerleyen sayfalarda da bunu daha detaylı olarak açıklamasını yapacağız. Fakat şu an ön bilgi açısından KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı'ndan faydalanmanın öncelikli şartı ilk olarak hamle programına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hamle programına başvuru yapmak gerekiyor. Orada bir ön değerlendirmeden geçiyorsunuz. O ön değerlendirme tamamlandıktan sonra bir kısım firmalar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üzerinden, bir kısım firmalarda KOSGEB üzerinden desteklenmesi uygun görülüyor ve ilgili yerlere KOSGEB veya Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın sitelerine yönlendiriliyor işletme. Kısacası bu şekilde bahsedebilirim. Proje süresine geldik. Yatırım proje süresi minimum 8 ay, maksimum 36 ay olacak şekilde değerlendirilir ve proje süresi 4 ayın katları, yani 8, 12, 16 bu şekilde gidiyor. 20, 36'ya kadar bu şekilde tam katlarından oluşuyor. Ayrıca komite tarafından 36 ayın üstüne 4 ay ve katları şeklinde ek sürede verilebiliyor. Tabii ki bununla ilgili işte projeyi neden tamamlayamadığınız, neden geciktiği, bunu net şekilde önemli dayanaklarla göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Destek üst limiti ve oranlarına geldik. Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti geri ödemesiz olarak 1 milyon 800 bin TL. Geri ödemeli olarak da 4 milyon 200 bin TL olmak üzere 6 milyon TL'dir. Nedir bu geri ödemesiz ve geri ödemeli destekler? Geri ödemesiz destekler firmalara hibe olarak sunulan bir destektir. Adından anlaşılacağı üzere geri ödemesi olmayan desteklerde. Geri ödemeli destekte KOSGEB'in firmalara sunmuş olduğu çok önemli avantajlardan biridir. Sıfır faizli kredidir. Yani faiz ödemiyorsunuz kesinlikle bu desteği aldığınız zaman. Devam edelim. Personel gideri desteği haricindeki tüm giderler için uygulanacak destek oranı %60'tır. Buraya dikkat edelim. Yani şu şekilde %60'ı 1 milyon 800 bin olacak şekilde geri ödemesiz olarak destekleniyorsunuz. Yani sizin bütçeniz 1 milyon 800 bin liradan daha yüksek, %60'ı maksimum 1 milyon 800 bin olması gerekiyor.
Bu orana göre hesaplanacak desteğin %30'u geri ödemesiz, bu personel dışındaki giderler için. Personelde %60 destek oranıyla destekleniyor. Pardon, affedersiniz. Personelde %100, diğerlerinde %60 oluyor toplam. %30'u geri ödemesiz, %70'i geri ödemeli olarak sağlanır. Program kapsamında personel gideri haricinde verilecek destekler geri ödemesiz veya geri ödemesiz ve geri ödemeli. Yani ya sadece ben geri ödemesiz destek almak istiyorum şeklinde de seçenek belirleyebilirsiniz kendinize. Veya ben hem geri ödemesiz, benim bütçem çok yüksek. Bu sınırları 1 milyon 800 binlik sınırı aşıyor benim yatırım bütçem. O zaman hem geri ödemesiz hem geri ödemeli desteği birlikte başvuruyorsunuz. Ya bununla ilgili zaten başvuru formunda her bir kalem için işte bu kaleme geri ödemesiz mi başvuruyorsunuz, buna geri ödemeli mi ya da ikisine birden mi başvuruyorsunuz şeklinde seçenek size karşınıza çıkıyor. Bunların seçimini yapıyorsunuz. Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın, birazdan bu uygulama esaslarında belirtilen hesap yöntemlerine de gireceğiz. Uygulama esaslarında belirtilen hesap yöntemlerine göre belirtilen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta, personel gideri desteği üst limiti programın geri ödemesiz destek üst limitinin %30'unu geçemez. Yani üst limitimiz 1 milyon 800 bin liranın %30'u şeklindedir. Daha fazla bir personel gideri alamazsınız. Devam edelim. Yatırım projesine konu satın alınacak makine teçhizat ve yazılımın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13 Eylül 2014 tarih ve 29.118 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2014-35 sayılı yerli malı tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesiyle belgelendirilmesi durumunda ilgili gider için geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir. Yani %45 olarak uygulanır. %30'a 15 ilave ettik, %45 şeklinde uyguluyoruz. Ve varsa geri ödemeli aynı oranda, geri ödemeli destek oranı da aynı oranda azaltılıyor. Yani sizin karınız oluyor aslında. Geri ödemesiz hibe desteğinden faydalanıyorsunuz ama aynı şekilde %70 olan geri ödemeli destek oranınız %55'e düşüyor. Eklenen ilave destek oranı ile geri ödemesiz destek üst limiti yine de her halükarda 1 milyon 800 bin TL'yi aşamaz. Yani alabileceğiniz maksimum ücret 1 milyon 800 bin TL. Yani oran ne olursa olsun daha fazlasını alamıyorsunuz. Aşılması durumunda geri ödemesiz destek üst limitini aşmayacak kadar tutar, giderin geri ödemesiz destek tutarına eklenir. İlk başta belirttiğimiz gibi aşan tutar her zaman geri ödemeli kısma ekleniyor. Eklenen bu tutar ilgili giderin varsa geri ödemeli destek tutarından azaltılır. Gerçekleşen destek ödemeleriyle geri ödemesiz destek üst limitine ulaşılması halinde varsa kalan desteklerin sadece geri ödemeli kısmı ödenir. Destek kalemlerimiz neler peki? Birinci destek kalemimiz makine teçhizat desteği. Burada her türlü masaüstü bilgisayardır, dizüstü bilgisayardır, CNC tezgah, korna, bu tarz şeyleri yazabiliyoruz. Tüm makine teçhizatları. Yazılım giderleri. ERP yazılımlarını yazabiliriz. MS yazılımlarını yazabiliriz. Bulut destekleri burada yazılır. Serverlar burada yazılır. Hepsi yazılım giderleri destek kaleminde yazılır. Personel giderleri desteği. Her türlü yeni istihdam edilecek personel giderleri burada ele alınır. Referans numune giderleri desteği de. Herhangi bir şekilde sizin numune almanız, laboratuvara göndermeniz gereken bir takım maddeler varsa bu destek kaleminden faydalanabiliyorsunuz. Hizmet alımı da üniversitelere ait teknoloji transfer ofislerinden alabileceğiniz proje yazım desteği veya akademik danışmanlık desteği veya herhangi bir makine teçhizat satın aldığınızda bu makine teçhizatla ilgili olarak kurulum desteği de alacaksınız. Devreye alma desteği alacaksınız. Bunların hepsini hizmet alımı desteğine yazmanız gerekmekte. Gelelim şimdi tüm destek kalemlerini birebir ayrıntısıyla inceleyelim. Makine teçhizat desteği. Bu destek kalemi kapsamında işletmeye yatırım projesine konu ürünün üretilmesiyle ilişkili olan makine teçhizat ve kalıp giderleri için geri ödemesiz veya
Hem geri ödemeli hem geri ödemesiz birlikte destek sağlanır. Destek kapsamında alınacak makine teçhizat ve kalıbın yeni olma şartı aranır. Ancak daha önceden ithal edilmiş makine teçhizat ithal edildiği tarihte yeni olması şartıyla, yani ithal ettiğiniz tarihte ikinci el olmayacak, yeni almış olacaksınız. Yatırım projesi başvuru tarihi itibariyle en fazla 3 yaşında ise destek kapsamında yine değerlendiriliyor. Aslında ikinci el makinada 3 yaşında ise destek kapsamında değerlendiriliyor. İşletmenin bu hususu yatırım projesine başvuru sırasında bilgi dokümanında belirtmiş olması gerekmekte. Ve destekleme kararı alınan ilk komite kararında ilgili makine teçhizatın onaylanmış olması gerekmektedir. İzleyici tarafından stratejik ürün destek programı dönemsel izlemeye ilişkin gider kontrol tablosunda bu şartları taşıyan gümrük beyannamesinin görüldüğü belirtilmelidir. Yani gümrük beyannamesinin görüldüğü yazısını da bu forma eklemek zorundasınız. Kurul kararında her bir makine teçhizat ve kalıba ait asgari teknik özellikler yer alır. Aynı zamanda proje başvurusunda da dikkatinizi çekin. Burada her birinin asgari teknik özelliklerine yer vermek zorundasınız. Burada size belirtmem gereken özel bir husus, makine teçhizat desteklerinde 50.000 TL'ye kadar olan, tek başına ama 50.000 TL'ye kadar olan her bir makine teçhizat kalemi için tek pro forma, 50.000 ve üzeri her bir makine teçhizat için 3 farklı işletmeden alacağınız fiyat teklifi veya pro formaya ihtiyaç vardır. Ve bu fiyat teklifleri veya pro formalarda bu makine teçhizat ve kalıba ait asgari teknik özellikler net bir şekilde belirtilmiş olmalıdır. Ve bu alınacak olan fiyat tekliflerinde mutlaka firmaların imza ve kaşesi olmalıdır. Yalnızca 50.000 TL altındaki bilgisayar, tablet, cep telefonu, yazılım projelerinde tabii cep telefonları destekleniyor, bir yazılım projesi yapılacaksa, bunlarda yalnızca atıyorum internet üzerinden alım yaptığınız online alışveriş sitelerinin de ekran görüntülerini alarak da buraya ekleyebilirsiniz. Yani orada imza kaşe şartı yok. Teknik özellikleri, asgari teknik özellikleri net bir şekilde belirterek herhangi bir online alışveriş sitesine girerek işte istediğiniz laptopu veya tabletin özelliklerini belirterek orada fiyat bilgisini ekran görüntüsü alarak da proje formuna koyabilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Yazılım giderleri desteği. İşletmeye yatırım projesine konu ürünün üretilmesiyle ilişkili olan yazılım giderleri kapsamında yeni alınacak yazılımın lisans bedeli ve veya proje süresi içindeki zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için, yani atıyorum proje süresi 3 aydır. Siz pardon 3 ay olmuyor gerçi. 8 aydır diyelim. Siz 3 ay boyunca bu yazılımı kullanmanız gerekiyor. 3 aylık yazacaksınız veya eğer proje süresi 8 aysa maksimum o yazılımla ilgili 8 aylık bir lisans kullanım bedeli için size destek sağlanıyor. Yani ömürlük bir destek sağlamıyor. Tamamen proje süresince. Burada lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz veya yine aynı şekilde geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte sağlanır. Kurul kararında her bir yazılıma ait asgari teknik özelliklerde yer almalıdır. Uygulama birimi tarafından yazılıma ait özelliklerin kurul kararındaki asgari teknik özellikleri sağlaması kaydıyla komite tarafından uygun bulunan gider kalemine ilişkin belirlenen desteğe esas tutar, dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir. Geldik personel giderleri desteğine. Yatırım projesi kapsamında yeni istihdam edilecek, burada dikkat eski personel değil, yeni istihdam edilecek personel için geri ödemesiz. Burada geri ödemeli hiçbir şekilde yok. Geri ödemesiz olarak destek verilir. Komitenin desteklenmeye ilişkin karar tarihinden önceki son 4 ay içinde işletmede istihdam edilmemiş olan personel yeni istihdam olarak kabul edilir. Bu cümleye dikkat ederek başvuru yapabilirsiniz. Personel giderlerine ilişkin
geri ödemesiz destek fonlarını nasıl hesaplanıyor? Bir önceki sayfalarda belirttiğimiz bu hesaplamayı burada göreceğiz. Her yıl asgari ücret tespit komisyonunca belirlenen işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret üzerinden hesaplanan asgari geçim indirimi dahil aylık net asgari ücret tutarının 30'a bölünmesiyle elde edilen günlük net asgari ücret tutarının öğrenim durumu katsayısı ile çarpılması sonucunda günlük destek üst limiti belirleniyor. Bu asgari ücret tutarının öğrenim durumu katsayısı ve çarpılması konusunda KOSGEB bize bir beyan vermiş zaten. C ve D maddelerinde bunları göreceğiz. Devam edelim. Sosyal Güvenlik Kurumu idari kayıtlarında sigorta birimine esas kazancın çalışma gün sayısına bölünmesiyle elde edilen günlük tutar belirlenir. Bir önceki A maddesini belirtiyoruz aslında. A ve B bentlerinde belirtilen günlük tutardan düşük olanın proje kapsamında çalışma gün sayısı ile çarpımı aylık destek tutarı olarak belirlenir. Şimdi gelelim öğrenim durumu katsayısına. Lise ve öncesi okul mezunları ise için belirlenen günlük asgari net ücret tutarı 1 ile çarpılıyor. Ön lisans mezunları yani 2 yıllık mezunlar için 1.25 ile çarpılarak üst sınır belirleniyor. Lisans mezunları için 1.5 ile çarpılarak üst sınır belirleniyor. Yüksek lisans mezunları için 1.75, doktora mezunları için de 2 ile çarpılarak üst sınır belirleniyor. Personel giderleri bu şekilde hesaplanıyor. Referans numune gideri desteği. Üretilecek olan ürünün standartları sağlayıp sağlamadığına dair testlerin yapılması sürecinde üretilen ürünün muadilleriyle kıyaslanmasında ve analizinde kullanılabilecek referans numune alımına ilişkin giderlere geri ödemesiz veya hem geri ödemeli hem geri ödemesiz destek birlikte sağlanmaktadır. Şimdi burada önemli olan kısım referans numune gideri için desteklenmeye esas tutar. Destekleme kararı alınan makine teçhizat desteği için onaylanan toplam desteklenme esas tutarın %5'ini geçemez. Yani sizin alet teçhizat ve makinalarda maksimum KOSGEB tarafından onaylanan destek tutarınız 100 bin liraysa referans numune gider desteği üst limitiniz 5 bin lirayı geçemez. Bu tutarlar destekleme kararı alınan ilk komite kararında belirlenir. Ve yapılan revizyonlar bu tutarı değiştirmez. Şimdi geldik hizmet alım desteğine. Yatırım projesi süresince hizmet alım desteği kapsamındaki giderlere geri ödemesiz veya yine aynı şekilde geri ödemesiz ve geri ödemeli birlikte destek sağlanır. Nedir burada hizmet alım destekleri? Alınacak yatırım projesi kapsamında alınacak eğitim ve danışmanlık giderleri, tasarım giderleri, test, analiz ve kalibrasyon giderleri olmak üzere 3 tanedir. Bir tane fazla yazmışız orada. Danışmanlık giderleri desteği, işletmenin yatırım projesini geliştirmeye ve uygulamasına yönelik olarak yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden, teknoloji transfer ofislerinden, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerinden, teknoloji transfer ofislerinde görevlendirilmiş öğretim elemanlarından, teknoloji geliştirme bölgesinde firması bulunan öğretim elemanlarından, mühendislik faaliyetleriyle ilgili teknik danışmanlık veren firmalardan, mesleki yeterlilik kurumu tarafından, hobi danışmanı olarak belirlenmiş kişilerden veya kamu, kurum, kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma merkezleri enstitülerinden, teknik, tasarım, mühendislik, finans ve benzeri konularda alınacak danışmanlık hizmetleri bu kapsamda değerlendirilmektedir. Devam edelim. Geldik programdan yararlanma koşullarına. Bu programa Türkiye'de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere bakanlığa ön başvuruda bulunup
İlk başta belirttiğim özet kısım aslında burası. Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB'e yönlendirilen ve KOBİ bilgi sisteminde kayıtlı, aktif durumda ve ilgili yıla ait KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan KOBİ statüsündeki işletmeler başvurabilir. KOSGEB'e yönlendirilen işletmenin KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmaması durumunda söz konusu işletmenin KOBİ bilgi sisteminde kaydı tamamlanarak başvuru sürecine devam edilir. KOBİ bilgi sisteminde kayıt, KOSGEB veri tabanına kayıt sürecine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Şimdi ufak bir notumuz var. Mevcut durumda hamle programına başvuruda bulunan işletmeler kurul kararına göre stratejik yatırım desteğinden ilerleyenler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üzerinden hamle internet sitesi üzerinden başvuruda bulunuyorlar. Bunlar genelde büyük ölçekli firmalar oluyor. KOBİ'lerden oluşmuyor. Büyük ölçekli firmalar. KOBİ'ler de var ama şu şekilde diyebilirim. Ya, tamamen ülkenin stratejik durumuyla alakalı, hangi stratejik ürünü ürettiğinizle alakalı ve sizin işletmenizin teknoloji sınıfıyla alakalı. Bu en başta belirttiğim NACE revize 2 toplamasına göre, hangi sınıfta bulunduğunuza göre sizi seçiyorlar. Eğer ki size yüksek teknoloji KOBİ olarak değerlendirirlerse stratejik yatırım desteğinden faydalandırırlar. Burada normalde sayın başında söylemiştim. Geri ödemesiz destek tutarının oranı %60 oranında destek sağlanıyordu toplamda. Ama stratejik yatırım desteğinde, yani bilim ve teknoloji, sanayi ve teknoloji bakanlığı üzerinden başvurursanız onların oranı, destek oranı %70. Yani arada bir %10'luk oynama var. KOSGEB üzerinden başvuruyla sanayi ve teknoloji bakanlığı üzerinden başvuru arasında %10'luk bir fark var. Neydi? Stratejik yatırım desteği veya KOSGEB KOBİ desteğine yönlendirilmektedir. KOSGEB KOBİ desteğine yönlendirilen firmalar ilgili program kapsamında KOSGEB stratejik ürün destek programına başvuruda bulunabilmektedir. Aradaki fark bu. Geldik program sonrası izleme sürecine. Program sonrası izleme süreci, yatırım projesinin sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla sorumlu personel tarafından, ki bu sorumlu personel genelde KOSGEB'in size atamış olduğu teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet göstermekte olan akademisyenlerden oluşuyor. Sorumlu personel tarafından projenin başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın program bitiş tarihinden bir yıl sonra başlar. Stratejik ürün destek programı sonrası izleme formu düzenlenerek her yıl, yani yılda her yıl bir kez olmak üzere toplam 3 yıl süreyle yapılır. Yani yılda bir defa 3 kere bu izleyici konusunda siz bir rapor hazırlıyorsunuz KOSGEB'e. Size bu izleyici denetliyor. Bu izleyici daha akademisyenden oluşuyor. Bunun bir sınırı yok. Bir tane akademisyen de olabilir, 3 tane de olabilir. Edersiniz. Erken ödeme durumu. Yatırım projesi başvuru aşamasında işletmenin talep etmesi halinde teminat karşılığında erken ödeme yapılabilir. Teminat mektubu gerekiyor burada. Bankalardan almanız gereken. Erken ödeme tutarı yatırım projesinin kabul edildiği ilk komite kararı ile uygun bulunan toplam tahmini geri ödemesiz destek tutarının %50'sini geçemez. Burada geri ödemeliği saymıyorsunuz. Geri ödemesiz destek tutarının %50'sini geçemeyecek şekilde erken ödeme alıyorsunuz. Normal koşullarda KOSGEB, TÜBİTAK, yani devletin kalkınma ajansları gibi başvuru organlarından destek başvurusu yaptığınızda her zaman destekler size önce harcamayı firma olarak siz yaparsanız, sonra bu harcamaları faturalandırırsınız ve ilgili kurumlara ibraz ettikten sonra 6'şar aylık dönemler halinde bu ödemeler size gerçekleştirilir. 6 ayda bir. Ama burada erken ödeme şansı da var. %50 oranında. 1 milyon 800 bin TL'nin %50'si oranında bir erken ödeme şansınız var. Stratejik ürün destek programı başvuru formuna ilişkin bilgilere geldik. Uygulama esasları kısmımız tamamlandı. Artık başvuru formuna geliyoruz. Genel hatlarıyla burada bu bölümde size
başvuru formu nasıl hazırlanır şeklinde elimden geldiği kadar bilgilendirmede bulunacağım. Daha sonra da chat üzerinden sorularınızı yazarsanız programın sonunda bütün sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Stratejik ürün destek programına ilişkin bilgiler. Burada ilk başta projeyi konulu temel ürüne ilişkin bilgiler yer alıyor. Burada olması gereken şey, gümrük tarife istatistik pozisyonu diye bir şey var Gümrük Bakanlığı'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı artık günümüz zamanında. Burada bir kodunuz var. Her bir ürünün bir kodu oluyor. Üretilen her bir ürünün gümrükte bir kodu oluyor. Öncelikli olarak hangi ürünü üreteceksiniz? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda bunun kodunu bulmanız gerekiyor. Getip kodu açıklaması. Gördüğünüz gibi örnek bir getip kodu yazdım. Örnek bir getip kodu açıklaması. Elektronik telemetre üretiyorsunuz mesela. Bunun bir kodu oluyor. Bunu mutlaka stratejik ürün destek programında yazmanız gerekiyor. Bir sonraki bölüm nereden oluşuyor? İşletmeye ait bilgilerden oluşuyor. İşletmeye ait bilgiler diye belirtiyor ve sizden bir takım bilgiler istiyor. Bu bölümde nelere yer vermek gerekiyor? Nelere yer vermeniz sizin artı puan almanıza sebep oluyor. Bu bölümde işletme unvanını net bir şekilde belirteceksiniz. İşletmenin tarihçesinden bahsedeceksiniz. Kaç yılında kuruldu, kimler tarafından kuruldu, hangi alanlarda çalışmakta tarzı bildiğiniz şeylerden bahsedeceksiniz burada. İşletmenin misyon ve vizyonunu burada bahsedeceksiniz. Varsa işletmeye ait kalite, eğitim, danışmanlık kapsamında almış olduğu belgeler varsa bunları burada ibraz edeceksiniz. İşletmenin faaliyet belgesinden faaliyete geçme tarihi. İşletmenin faaliyet alanı ile ürettiği ürün grupları ve üretim tesisinin kapasite bilgilerinin hepsine bu bölümde yer verilmeli. Geldik ikinci bölümümüze. İşletme ortaklarına ilişkin bilgiler. Bu bölümde ne istiyor bizden KOSGEB? İşletme ortaklarının TC kimlik numaraları ile ad ve soyadları net bir şekilde her biri için ayrı ayrı doldurulması. Her biri için mezun oldukları okul, bölüm ve mezuniyet tarihleri. Kaç yıldır benzer sektörde çalıştıkları, en önemlisi şirket içindeki ortaklık yüzdelerinden bahsetmek gerekiyor. Üçüncü bölüm işletme personel dağılımı istiyor bizden KOSGEB. Burada ne belirtmek gerekiyor? Bu bölümde üretim geliştirme, araştırma geliştirme ve diğer olacak şekilde mevcut durumda şirket bünyesinde sigortalı olarak çalışmakta olan personeller lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora ve diğer şeklinde gruplandırılarak toplam çalışan sayısına yer verilmelidir. Sizler için örnek bir tablo oluşturdum. Bu şekilde bu tabloyu oluşturarak proje başvurusunu bulunabilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi mesela ARGE'de 5 tane doktoralı personel olan bir işletme, 4 tane yüksek lisans, 5 tane lisans. Tamamen sigortalı olması önemli. Tüm çalışanları burada belirtmeniz lazım. Şimdi 4. bölümümüze geldik. Yatırıma konu temel ürüne ilişkin yurt içi rakipler. Burada neyden bahsetmenizi istiyor KOSGEB? Bu bölümde yurt içindeki rakiplerinize ilişkin rakiplerin isimlerine, rakiplerin yıllık üretim kapasitesi bilgilerine, rakiplerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarına, rakiplerin yurt içi ve yurt dışı yıllık satış miktarlarına, rakiplerin müşterileri, ulaşma yöntemleri ve pazarlama stratejilerine yer vermelidir. Peki bu bilgileri nasıl elde edeceksiniz? Çoğu aslında organize sanayi bölgesindeki firmaların OSB bilgi formlarında genelde bunlar yer alır. Oradan bulamazsanız yıllık satış miktarlarını gümrük eski adıyla şimdi Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nda bakarak yer edinebilirsiniz kendinize. Onun dışında tanıdığınız firmalardır. Onlardan verileri elde ederek doğrudan buraya yazabilirsiniz. Bu şekilde bir rakip analizi yapmanızı istiyor sistem. 5. bölümümüz yatırıma konu temel ürüne ilişkin yurt dışı rakipler bu defa. Burada da yine aynı şekilde yurt dışı rakiplerin isimleri, rakiplerin yıllık üretim kapasite bilgileri, rakiplerin yurt içi ve yurt dışındaki pazar payları, rakiplerin yurt içi ve yurt dışı yıllık satış miktarları,
rakiplerin müşterilerine ulaşma yöntemleriyle pazarlama stratejilerine yer verilmelidir. Bu bölümler önemli. Zaten tüm formu oluşturan bölümler. Hepsini teker teker yer vermeye çalıştım. O yüzden bu bölümde COSGAP'in sizden neler beklediğini bu şekilde size anlatmaya çalıştım. Altıncı bölümümüz. Bu defa rakiplerden bahsettik, müşterilere geliyoruz. Yatırıma konu temel ürüne ilişkin yurt içindeki müşterileriniz. Bu bölümde proje çıktısına ilişkin nihai faydalanıcı yurt içi müşterilerin isimlerine, yurt içi müşterilerin gereksinim analizi verilerine, ne kadarlık bir ihtiyaçları var sizin ürettiğiniz o ürüne, peki bu ürünlerden müşteri beklentileri neler? İhtiyaç analizini yapacaksınız burada da. Müşterilerin konumuna bağlı her biri için ayrı ayrı tedarik zinciri ve lojistik maliyetlerine yer verilmelidir bu kısımda. Yani sizden çıkan ürünün müşteriye, yurt içindeki müşterilerinize ulaşana kadar gerçekleşen tedarik zinciri ve lojistik maliyetlerini de burada hesaplayarak vermeniz lazım. Potansiyel müşterilerinizi de aynı şekilde, mevcut müşterilerinizi de potansiyel olması muhtemel müşterilerinizi de burada belirtmeniz gerekmekte. Bir sonraki bölümümüz yatırıma konu temel ürüne ilişkin, bu defa yurt dışı müşteriler. Yine aynı şekilde bu bölümde de proje çıktısına ilişkin yurt dışı müşterilerin isimlerine, yurt dışı müşterilerin gereksinim analizi verilerine, müşteri beklentileri ve ihtiyaç analizine, müşterilerin konumuna bağlı her biri için ayrı ayrı tedarik zinciri ve lojistik maliyetlerine yer verilmeli. Bir sonraki bölümümüz. Yatırıma konu temel ile ilgili işletmenin mevcut üretim bilgileri. Bu bölüm en önemli bölümlerden biri. Bu bölümde bayağı bir şey istiyor sizden COSGAP. Bakalım neler istiyor. Yatırıma konu ürün ile ilgili işletmenin çok önemli yıllık, aylık, haftalık ve günlük üretim kapasite bilgisini, işletmenin ürettiği sadece yatırıma konu ürün değil, aynı zamanda işletmenin ürettiği diğer ürün gruplarına ilişkin yine aynı şekilde yıllık, aylık, haftalık ve günlük üretim kapasite bilgisine, işletmenin stratejik konumu, pazara yakınlığı, işletmenin tedarikçilere yakınlığı, ham maddeye yakınlığı, bunları belirtmeniz lazım. Yatırıma konu ürünün hangi metotlar ve üretim yöntemleri kullanılarak üretildiği, pres mi, TLC mi, torna mı, farklı bir yöntemle nasıl üretiliyorsa bunu belirtmek lazım. Yatırıma konu ürenin hangi yollarla müşterilere taşındığı ve taşıma esnasında burada mutlaka sigorta ve taşıma maliyetlerinden bahsetmeniz gerekiyor varsa. Yatırıma konu ürünün üretimde ana girdiler ve bu girdilerin türlerine göre her birine ne kadar ihtiyaç duyuldu? Yani işte A maddesinden işte 3 birim ihtiyaç duyuluyor. B maddesinden 10 litre ihtiyaç duyuluyor. Bu şekilde hepsini belirtmeniz gerekiyor teker teker. Yatırıma konu her bir adet ürünün kaç adam saat ile çalışılarak tamamlandığı. Burada bir adam saat veya adam ay hesaplaması yapmanız gerekiyor ve bu bölümde bunu belirtmeniz gerekiyor. Yatırıma konu ürünün teknik ve teknolojik özellikleriyle rakiplerine nazaran üstünlük ve zayıflıkları bilgilerine yer verilmeli. Burada bir de SWOT analizi yapmanızı istiyor. Üstünlük, zayıflık, fırsat, tehdit. Bunların her birini burada belirtmenizi istiyor. Sonraki bölümümüz. Yatırıma konu temel ürün ile ilgili üretim planı. Bu bölümde yatırıma konu temel ürün ile ilgili olarak bir üretim akış planı hazırlanmalıdır. Bildiğiniz akış şeması hazırlayacaksınız burada. Bir akış şeması neleri içermelidir derseniz, şunları: üretim sürecinin girdilerini, üretim sürecinin her birim adına sorumlu sahiplerini, isim soy isim olarak, üretim sürecinin amacını, üretim sürecinin kapsamını, üretim sürecinde varsa kullanılan doküman, doküman bilgilerini içermelidir. Bir sonraki bölümümüzde temel ürüne ilişkin, yatırıma konu temel ürüne ilişkin ithalat bilgileri. Bu bölümde yatırıma konu ürünü ithal etmekte olan müşteri bilgisine, kimler bu ürünü ithal ediyor? Her bir müşterinin yıllık yaklaşık olarak kaç adet ürün ithal etti? Bu ithalat rakamlarını Sanayi Teknoloji Bakanlığı sitesinde bulabilirsiniz. Getir kodunu girdikten sonra.
Yatırıma konu ürünün yıllık ithalat rakamları, yatırıma konu ürünün getip numarası kullanılarak yapılan sorgulamadaki günlük vergisi, ne kadarlık bir günlük vergisi var? Yatırıma konu ürünün farklı tedarikçilerden alınan fiyat teklifi bilgilerine yer verilmelidir. Sizden başka üretenler de illa vardır, yurt içi veya yurt dışı. Bununla ilgili fiyat teklifleri almanızı bekliyoruz. Aynı şekilde bir sonraki bölümde yatırıma konu temel ürüne ilişkin bu defa ihracat bilgileri. Bu bölümde yatırıma konu ürünü ihraç etmekte olan müşteri bilgisine, ürünü ihraç eden müşterilerin ürün portföylerine yani başka neler üretiyorlar, üretim sağlayan her bir müşterinin yıllık yaklaşık olarak kaç adet ürün ihraç ettiği, yatırıma konu ürünün ülkelere göre yıllık ihracat rakamları, yatırıma konu ürünün getip numarası kullanılarak yapılan sorgulamadaki yine gümrük vergisi, yatırıma konu ürünün farklı tedarikçilerden alınan fiyat teklifleri. Bu bilgilere yer verilmesi gerekiyor. Yani bu bilgilere, bu anlattığım bölümlerde bu bilgilere yer verdiğiniz zaman sizin başvurduğunuz stratejik ürün destek programının yani onaylanmaması ihtimalini minimuma indirgemiş oluyorsunuz. Çünkü hocaların önceki stratejik ürün ve tekno yatırım projelerinde bulunduğumuz için İTMA TTO olarak önceki tecrübelerimizden faydalandığımız kadarıyla akademik danışmanlar ve izleyiciler bu bilgilere çok önem veriyor ve bu bilgileri bekliyor. Bu bilgilerin COSGAP sisteminde bir yeri yok açıkçası. Hani şunları sizden bekliyor şeklinde yok. Sadece en yukarıdaki başlıkta yazdığım soru yazılı altında sizden cevap bekleniyor. Yatırıma konu temel ürüne ilişkin ihracat bilgileri. Yani yazılı olan tek şey bu. Ama beklenti altta belirttiklerim hepsinde. Bir sonraki bölüm. Projenin tamamlanmasını takiben yatırıma konu temel ürüne ilişkin 3 yıllık tahmini yurt içi satış planı. Bu bölümde yatırım maliyetleri, inşaat, makina, donanım, personel, amortisman giderleri, hurda değeri, arazi bedeli, çevre koruma gideri, beklenmeyen giderler, yatırım dönemi faizleri, işletme sermayesi gibi giderler göz önünde bulundurularak yatırıma konu ürün ile ilgili olarak proje tamamlandıktan sonra ki birinci, ikinci ve üçüncü yılı ile ilgili yurt içi satış adedi, fiyatı, finansal fayda maliyet analizi burada gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu analiz net bugünkü değer ile iç karlılık oranı verilerini içermelidir. Aslında bir nevi mühendislik ekonomisi hesaplamaları yapmak gerekiyor bu bölümde. Ayrıca bu analizlere göre, yaptığınız İKO ve NBD analizlerine göre yatırımın geri dönüş süresi de kaç yılda amorti edildiği hesaplanmalıdır. Kârı geçiş noktanız aslında burada hesaplanması gereken unsur. Aynı şekilde projenin tamamlanmasını takiben yatırıma konu temel ürüne ilişkin 3 yıllık tahmini yurt dışı. Bir önceki bölümün aynısı, çok detaya girmiyorum. Burada da aynı şekilde yurt dışını yaptığınız yatırımla alakalı. Yani yurt dışı satış fiyatı, yurt dışına kaç tane satış yapıyorsunuz, hangi ülkelere satış yapıyorsunuz, buna göre bir finansal fayda maliyet analizi yapmanız gerekiyor. Bu analiz aynı şekilde net bugünkü değer ve iç karlılık oranını ellerini içermeli. Ayrıca bu analizlere göre yatırımın geri dönüş süresi de hesaplanmalıdır. Bir sonraki bölüm, destek talep edilen makine teçhizat, kalıp ve yazılıma ilişkin üretim yeri bilgileri. Burada işletmeniz neredeyse, hangi lokasyondaysa ona ilişkin bilgiler vermeniz bekleniyor. Peki bu bölümde COSGAP sizden ne bekliyor? Üretim tesisinin makine parkuru. Hangi makineler var? Bunları teker teker test analizi yapmanız gerekiyor. Bölümün stratejik konumu, işletmenin daha doğrusu, işletmenin büyüklüğü, hangi faaliyet alanlarında faaliyet gösteriyor, ham madde ve pazara yakınlık bilgisi, yatırım tesisinin bulunduğu lokasyonun fiziki ve coğrafi özellikleri, işte barajlara yakın mı, değil mi, alüvyal toprakların yakın, yani bunları bile bekliyor aslında sizden. Yatırım tesisinin bulunduğu lokasyonun ekonomik ve fiziksel altyapı özellikleri, işte fiber altyapısı var mı, yok mu, bu tarz şeyleri bekliyor burada sizden. Bir sonraki bölümde destek talep edilen
İkinci el makine tekstata ilişkin gümrük bilgisi. Eğer ki destek talep ettiğiniz makine tekstat ikinci el bir makine tekstatsa, bu makine tekstata ilişkin getip koduna makine teçhizatın ihracat ve ithalat rakamlarını da burada yer verilmelidir. Burada yatırıma konu ürüne ilişkin değil, bu yatırıma konu ürünü üretmek için elinizde bulunan ikinci el makine teçhizata ilişkin gümrük bilgilerine yer vermeniz gerekiyor. Farklı olarak. Bir sonraki bölüm, destek talep edilen eğitim danışmanlık giderlerine ait bilgiler. Yeni istihdam edilecek olan personele ekipmanların kullanımı ile ilgili teknik eğitimler verilecekse veya eğitimlerde makinenin kullanımının yarın sıra, arıza, bakım ve periyodik bakım bilgileri aktarılacaksa bunlara ilişkin eğitim desteği alınabilir. Hizmet alımlarında, eğitim danışmanlık giderleri altında. Proje çalışmaları kapsamında proje yazımı ve proje kapsamında ihtiyaç duyulabilecek teknik ve teknolojik konularda üniversite bünyesindeki teknoloji transfer ofisleriyle akademisyenlerden danışmanlık alınabilir. Bu da bütçe kapsamında değerlendiriliyor. Alınacak bu eğitim ve danışmanlıklara ilişkin eğitim veya danışmanlık hizmetinin konusu, içeriği, katma değeri, hangi teknik konularda çözümler geliştireceği, işletmenin bu bilgiyi içselleştirmek için gerçekleştireceği faaliyetleri bu bölümde yer verilmelidir neler olduğuna. Bir sonraki bölümümüzde faaliyet zaman planı diye bir şey var COSGAP ile ilgili programda. Projenin hedeflerine ulaşmak için yapılacak faaliyetler kısa ve net olarak tanımlanmalı ve bu faaliyetlerin gerçekleştirileceği dönemlerin planlanması yapılarak faaliyet zaman planı oluşturulmalıdır. En basit haliyle nasıl oluyor? Bir kolak faaliyet kodu, aslında iş planı olarak düşünün, iş paketi. İşte birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü o şekilde sıralıyorsunuz. Faaliyet adı, işte örnek veriyorum, personel istihdam edilmesi, CNC makinesi alınması. Faaliyet olarak bunları yazıyorsunuz. Bunları dönemlere dağıtıyorsunuz. Atıyorum birinci faaliyet birinci dönemde. 9 tane dönem oluyor çünkü maksimum proje süresi 36 ay ve her bir 4'ün katı şeklinde 8 minimum 8 olacak şekilde maksimum 36 ay olacak şekilde 4'ün katı olacak şekilde dönemler var. Birinci dönem ilk 4 aylık süre, ikinci dönem sonraki 4 o şekilde devam ediyoruz. Mesela birinci faaliyetimiz toplam 8 ay sürüyor. İkinci faaliyetimiz toplam 16 ay sürüyor. O şekilde burada bir plan yapmanız gerekiyor. Faaliyet zaman planı. Bir sonraki bölümümüz COSGAP'ten talep edilen proje giderleri. İşte burada hizmet alımıdır, alet teçhizatıdır, referans numunedir, bu tarz şeyleri burada yazmanız gerekiyor. Örnek olarak size göstermek isterim. Personel giderleri ne şekilde yazılıyor? İlkin bir sıra numaramız var. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde ilerliyor bu. Destek adımız mesela personel. Personel giderleri desteği. Ana başta yazıyoruz. Gider grubuna personel. Gider türüne yeni personel. Çünkü sadece yeni destekliyor. Giderin adı. Ya burada mühendis yazabilirsiniz. Korna ustası yazabilirsiniz. Yani mesleği neyse onu yazacaksınız giderin adında. Miktar projede çalışılacak süre. Burada personel olarak kaç ay çalışacaksa o kadar. 15-16 ya aslında 4 ayın katları farklı bir projeden örnek aldım bunu. 16 ay diyelim. Tahmini bedel 45 bin TL. İşte destek türü de geri ödemesiz. Personel zaten yalnızca geri ödemesiz destek kapsamında değerlendirilebiliyor. Makine teçhizat giderleri desteği. Ana kalemini yazdık destek adını. Gider durumu makine olabilir, teçhizat olabilir, kalıp olabilir. Bu yüzden burada ayrı gider gruplarından bahsediyor. Gider türü ne burada? Yeni mi ikinci el mi? Onlardan hangisi sizin için uygunsa onu yazıyorsunuz. Mesela giderin adı dizüstü bilgisayar. bir adet alacaksınız miktar olarak. Tahmini bedel 20 bin misal. Bir miktarını geri ödemeli, bir miktarını geri ödemesiz alacaksınız. Burada destek türüne ikisini seçeceksiniz. Tamamen başvuru mantığı bu şekilde ilerliyor. Diğer akademik danışmanlık desteklerinde de böyle. Hizmet alımlarında eğitim alacaksanız da böyle. Referans numarayı hepsinde bu şekilde bu tabloyu doldurmanız bekleniyor sizden kısacası. Arkadaşlar sunumumuz tamamlandı.
Sorusu olan varsa cevaplamaya çalışabilirim. Hepinize katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. İbrahim Bey'den bir soru gelmiş. Üç mühendis çalıştırmak gerekirse nasıl yapıyoruz şeklinde. Dört personele kadar çalıştırabiliyorsunuz. Bir sakıncası yok. Dört tane yeni personel proje kapsamında istihdam edebiliyorsunuz. Lisans mezunu olur, yüksek lisans olur, doktor olur mühendisleriniz. Hiç fark etmez. Sunumu tabii daha sonra paylaşacağız sizlerle. İPTÜNOVA'nın yayın organları üzerinden. Şimdi şöyle, aynı satırda mı göstereceğiz? Şu şekilde açıklayabilirim. Misal, hepsi eğer ki endüstri mühendisi alacaksınız diyelim. Hepsi endüstri mühendisi ise üçünü tek bir kalemde açıklayabilirsiniz. Ama biri endüstri mühendisidir, biri bilgisayar mühendisidir. Onu farklı olarak açıklamanız gerekmekte. Farklı kalemlerde, farklı satırda. Hayır, mühendis olmak zorunda değil. Yani orada hatta belirtmiştim, lise ve altı mezunsa çarpı 1 ile katsayısı 1. Yani lise mezunu da, ilkokul mezunu da, hiç okumamış bir insanı da alabilirsiniz. Yani istihdam edebilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Başka soru varsa alabilirim. Personel maaşı için bir sınır var mıdır? Önceki sunumda da belirttiğim gibi toplam geri ödemesiz tutar olarak toplam proje bütçesinin %30'unu geçemez. Gökhan Bey'in sorusu, bir proje bedeli alt limit uygulaması var mıdır? Yok, alt limit diye bir şey yok. Sadece sürede alt limit var. Hülya Hanım'ın sorusu, projede somut bir ürün olması gerekiyor mu? Mevcut bir ürüne yazılım yapılabilir mi? Somut bir ürün olması gerekiyor. Çünkü getip kodu olması lazım. Getip kodu isteniyor. Necmi Bey'in sorusu. İkinci kısımda anlattığım, evet, fizibilite raporunda bulunan kısımlar. Güncel olan da Hamlet tarafında yani. Çünkü eski formlar da var orada fizibilite raporu olarak. Yeni formlar üzerinden doldurdum. Ürün içerisindeki yazılımlar tabii dahil edilebilir Sinan Bey. Yani şu şekilde, yani bununla ilgili çok aslında farklı senaryolar var İbrahim Bey, ama yazılım ürünü somut olarak normalde değerlendirilmiyor, ama bazı yazılım ürünleri de getip kodu olabiliyor. Yani bir takım onu günlük tarife istatistik pozisyon kodundan bir check etmeniz gerekmekte. Hamlikov.tr'de yazılımlar da belirtilmiş ve bu işte getip kodu olan yazılımlar aslında. Yani getip kodu bazı yazılımların var. Onlarla ilgili başvuruda bulunabilirsiniz. Ama hepsinin yok. Yani yazılımda çok büyük sıkıntılar yaşanıyor açıkçası. Necmi Bey'in sorusu, başvuru için danışmanlık hizmeti alınmak istenirse proje kabulünden sonra bu hizmet desteği alınabilir mi? Yani şu şekilde zaten proje başvuru aşamasında ilk olarak bu destek kalemini yazıyorsunuz. Hani proje kabulünden sonra zaten destek sağlanıyor. Hani önce anca transfer ödemesi, hani ön ödeme %50'lik bir kısmı alabiliyorsunuz. O da projenin onaylanması şartıyla. Varsa diğer sorularınızı da alabilirim. Başvuru sırasında sektör olarak öncelikli alanlar gibi bir sıralama var mı? Yunus Emre Bey, bununla ilgili olarak Nacer Rev 2 revize listesini incelemenizi tavsiye ederim. Orada öncelikli alanlar zaten dediği gibi hani orta, yüksek ve yüksek teknoloji alanlardan başvuru yapma şartı olduğu için zaten o alanlardan birine giriyorsanız herhangi bir sıkıntı yok. Yani Cansu Hanım, getip kodlarını tamam şey yaparım dediğiniz gibi. Ben bir tekrardan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ile iletişime geçerek bunları sorarım.
Ama yani getip kodları dediğim gibi yazılım projelerinde çok önemli. Hani getip kodu varsa başvuru yapabiliyorsunuz. Yani yoksa genelde sıkıntı oluşturuyor. Ama yine de ben bir sorup şey yapabilirim. İletişim bilginizi paylaşırsanız Cansu Hanım, buradan not alayım ben hemen. E-mail adresiniz varsa Cansu Hanım, ben ona dönüş sağlayayım. Tabii İbrahim Bey. Yani bu konuda bilgi isteyenler bana bir mail adresi verirse onlara dönüş sağlarım bununla ilgili. Notlarımı aldım ben. Farklı bir sorusu olan var mı acaba? Tabii mail adresimi de paylaşıyorum sizlerle. Mail adresimi de paylaştım chat kısmında. Farklı bir sorusu olan var mı konuya ilişkin? Herhangi bir soru yoksa sunumu kapatıyorum. Değerli katılımcılar, hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, dinlediğiniz için. İyi günler diliyorum. Sağ olun.